Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sunar. Fatma Hanım, hayatımızdaki problemlerin iki tane sebebi var, biliyor musunuz? Bir tanesi düşünmeden hareket etmek. Diğeri ise böyle hiç hareket etmeden düşünmek. Peki bu mutluluk getirir mi? Getirmez. 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 Peki o zaman bize bir mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Tabii ki. Mutluluğun resmi ne demektir? Şöyle bir ağaca bakarsın, bir çocuğa bakarsın, uçan bir kuşa bakarsın. Güzel bakarsan güzel bir mutluluk görürsün. Çevreyi, herkesi mutlu görürsün. En büyük mutluluk budur benim bildiğim. Evet, yani onlar demek ki yaşamın gücüdür. Kusursuz güzelliklerim. Resimleri helal. İnsanın cemresi merhamettir. Yüreğe düştü mü, insanlık orada can bulur. Yaratıcı sizin istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Sen çekilip kabuğuna inci ol, varsın derinlerden seni. Nefesi yeten çıkarsın. Antalya'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlıyor. Yüreğinizden merhamet eksik olmasın. Çünkü kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır. Yolunuz, yolumuz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece maksadı dünya olan insanların bitmeyen endişeleri olur. Sonu gelmez meşguliyetleri olur. Artan ihtiyaçları olur ve doymazlığı olur. Bu dünya var ya, bu dünya. Sadece kötüler yüzünden değil, sessiz kalıp hiçbir şeye karışmayanlar yüzünden kötü bir yerdir aslına bakarsan. Ve ne yazık ki insanoğlu havalar soğuduğunda gölge veren ağaçları unutur. Ama biz gölge veren ağaçları unutmadık, unutmayacağız da. Aslında biz yük taşımıyoruz. Yükümüze omuz verenleri taşıyoruz. Resim gördüm de Halis Demir'in, rahmetlinin. Onun için böyle bir konuşma yapayım dedim ya. Ne kadar iyi insanlar. Ve iyi insanlar çocukluk derecesinde kalırlar. Canımız feda olsun onlara. Onlar bizim için canlarını feda ettiler. Bu vatan için. Bilmiyorum, diyecek bir söz bulamıyorum. Şu an tüylerim bile diken diken oldu resmen. Fatma abla, yükümüzü nereden aldık, nereye gidiyoruz? Antalya'dan aldık, Afyon Dinar'a gidiyoruz şu an. Allah yolumuzu, izimizi açık etsin. Amin. İnşallah cümlemizin, tüm arkadaşlarımızın. Çocuğa nasihat değil de iyi örnek lazım. Çocuklar böyle gizli kamera gibidir. Nasıl poz verirsek, nasıl çekilmek istersek öyle kaydederler. Sonrası mı? Oynadığımız filmi izlemeye başlarız. Ya işte böyle. Onun için iyi örnek olmak lazım. Herkes birbirine iyi örnek olması mutlaka, lazım. Mutlaka, mutlaka. Fatma ablacığım, sen bir kız çocuğuydun. Nerede doğdun?
Bu çocukluğumuzu bize anlatsana. Yozgat Çekerek Kalkancı Köyü'nde doğdum. Çocukluğum köyümde geçti. Babam bizi dedeme bırakıp kendisi gurbete gitmişti. Babam inşaatçı kendisi. Ah bu gurbetlik. Evet. Ah bu gurbetlik. Evet. Baba yolu gözledin değil mi daha çocukken? Aynen. Daha hala bile ben babama doymuş insan değilim. Köyde dünyaya geldik, büyüdük. 4 yaşında ben babamın askere gittiğini biliyorum. Babam askere giderken ben 4 yaşındaydım. Babam askere gidince ben peşinden koşturup ağladığımı biliyorum. Babam askerden geldi, bizi Ankara'ya taşıdı. Ankara'da ilkokul 4'e kadar büyüdüm. Tekrar köyümüze taşındık. Bu sefer gurbetlik işte. Babam Avrupa'ya çalışmaya gitti inşaatçı olarak. İki erkek, iki kız kardeşiz biz. Annem, babam ikisi de Yozgatlı kendisi zaten. Komşu köylerin çocukları olarak evlendirilmişler. Babam annemi görmemiş, annem babamı görmemiş. Hiç görmemişler. Hiç görmemişler. Yani. Büyükler birbirlerini, çocukları görmüşler. Bu bana gelin olur, bundan da damat olur hesabı. Annemi istemeye gelmişler. Annem dışarıda köy yerinde derler, dam derler. Damın üstünde çizgi oynuyormuş. Babaannem rahmetlik annemi getirmiş, tutmuş elinden. Gel kızım içeri diye. Beli kalın görünsün diye bel kuşağı bağlamışlar. Hani dolgun, boylu poslu kız aldı desinler diye babaannem annemi giydirmiş. Ahırlarda saklambaç oynardık ineklerin arasında. İnekler o sıcacık yatardı, biz onların arkasında sakladırdık. O ahır kokusu ne güzeldir ya. Ahır kokusu. Ya. Şimdiki ahırlara girince insan üstüne siniyor. O zamanlar acaba kokmuyordu mu ki? Ama biz ahırda oynuyorduk. Sıcaktı herhalde. Bilmiyorum. Dışarısı soğuk herhalde. Çocukluğum çok güzel geçti. Hani gerçekten çocukluğuma diyecek bir sözüm hiç yok. Dedemi kaybettik. Babam geldi. Dedemin vefat ettiğini söylememişlerdi. Babam onu duyunca tabii çok kötü oldu. Çünkü evde 3 bayan, 8 tane çocuğa bakacak erkek yoktu. Tabii babam olmadığından dolayı dedemi de kaybedince erkek ben kalmadı. Erkek çocuğu gibi oldum yani. Traktöre bin, tarlaya git. Dedemi kaybettikten sonra tabii evin büyük kızı olarak, çocukların da en büyüğü olarak 3 bayanın yanında erkek çocuğu gibi yetiştim. Babaannemle beraber tarla işleri, annemle beraber orak harman biçmeye, buğday arpa tarlalarında çalışarak. İçlerinde çocuk olarak en büyükleri ben, 6-7 tane kardeşime evde bakmak bana kalıyordu. Ben bir imtihan edeyim Fatma ablayı. Orağına nasıl biçilir buğday veya arpa her neyse? Bir tarif etsene. Tırpanla, büyük uzun saplı tırpan, yandan tutarsın, yan tutuşlu şöyle. Evet. Sallarsın gücün yettiği kadar. Yapmış tamam. Sallarsın, arpa ve buğday biçersin demet demet. Gece patozlara verirsin. Onları çuvalla taşırsın. Altında. Tabii ki ah gece 3'lere kadar, 4'lere kadar, sabah gün ışıyana kadar buğday ambarlarına buğdayları, arpaları tenekeyle çuvalla taşırsın. Yani ben hiç unutmam. Buğday tarlasından buğdayları ambara doldururken annem içeride 4. kız kardeşimi dünyaya getiriyordu. Ben onun ne sesini duya ya? Duya buğday ambara dolduruyordum. Kız kardeşim olur diye de bir taraftan dua ediyordum. Bir de çıktılar, gözün aydın Fatma, kız kardeşin oldu dediler. Ay. Sürmeli gözlüm benim, kara gözlüm. Yozgat sürmenesi. Aynen, vay aynen. Be. Neşem benim, neşemiz oldu bizim. Kardeş demek ne demek ya? İnsanın dizlerinin bağı çözülüyor. Ben bugün burada, şu an desem ki kardeşlerime bir telefonda sesim titreyerek gelse, akşam Antalya havaalanında bulunurlar. Kardeşlik gibi güzel bir şey yok. Evet. Kardeşlik bambaşka. Şimdiki çocuklar, ey benim çocuklarım, başta benim çocuklarım olmak üzere her şey var evinizde. Ama ellerinizden telefonları düşürmüyorsunuz, bir ipin ucundan tutmuyorsunuz. Ders çalışmak bir yana, ey gidi bakın, bakın kız çocuklarına bir bakın. Köylerde nasıl çalışıyorlar, nasıl hayata atılmışlar. Lütfen biraz gayret, biraz evet, hareket evet. Ya, biraz hareket kardeşim. Evet. Hayata evet. Tutunmaları lazım. Bir de vazgeçmişlik var. Değil mi? Tabii umutlarını ki. Umutlarını kaybetme durumları var. Bizim çocukluğumuza dönersek gerçekten bizim çocukluğumuzla şu anki çocukluğun arasında aşırı bir büyük fark var. Şimdiki çocuklara diyorlar ki ergenliğe girdi. Ambara teneke teneke çuval çuval buğday taşıdım. Ben yükün altındaydım. Ergenlik nedir bilmedim ki. O yükün altındayken hayal kurar mıydın?
kurmaz Çocukluk mıydın? Çocukluk hayalin var mıydı? Olmaz ne mı? Ne olmak istiyordun mesela? Okumak istiyordum. Hadi canım. Çok okumak istiyordum. Çok. Nedense hala bile rüyalarımda okuyorum. Hala rüyalarımda Hatay Üniversitesi'ni kazanıyorum. Neden onu da bilmiyorum. Kızım üniversiteyi kazandı, rüyamda Hatay'ı kazanmış. Hatay'da ne var acaba? Bilmiyorum. Hatay'ı kazanıyorum. Bu bir işaret sana. Bilmiyorum. Okuyamadın mı? Okuyamadım ya. Tek okuduğum şey benim Kur'an-ı Kerim kitap olarak. Başka bir tane kitap okudun deseniz yalan olur, okumadım. Çünkü biz o kadar bir hayat yükünün altındaydık ki bizim zamanımız yoktu okumaya, okutulmaya. Köyümüzde okulumuz uzaktaydı. Kız çocuğu uzak gidemez dağ bayır aşıp da diye okula gidemedim. Ama 30 kilo buğdayı taşıyabiliyor. Taşıyorsun. Neden okumaya gidemiyor? Onu yol boyunda tek kız. Köyde hiç kimse kızını okutmuyor. Benim babam da beni okutmak istese köyde okuyan 3-5 kız olsaydı belki giderdik. Hmm. Tek olduğum için beni göndermedi. Babam da göndermedi. Ne olur babam falan. Hala bile der ki ben bu hayatta birinin hakkını yedim, o da kızımın der. Bu kızımın diyor. Babam da çok istedi de şartlar hiç el vermedi ya. Benim o ortaokulun okuluna gitmek ve okulun önünden geçerken o zamanlar gri üniformalar vardı böyle. O gri formayla o beyaz gömlek o kadar hoşuma giderdi ki ben de giymek istiyorum, ben de okulda olmak istiyorum. Yapamadık. Kasabadaki kız çocukları okudu. Bugün belki avukat, hakim, rütbeli bir yerde. Ama o kızların bizim aramızdaki köy farkından dolayı biz okuyamadık. Ama şu an bizim köyümüzün kızları hakimi de var, savcısı da var, doktoru da var, polisi de var, hepsi var. Ne değişti de fikirler bu yöne döndü? Artık okulsuz köy yok. Şimdi artık köy servislerimiz var. Servis geliyor bütün dağ köylerimizden. Çocukları topluyor, merkeze okula bırakıyor gidiyor. Bizim o zamanımızda traktör yoktu ki, servis arabası olsun. Haftada bir gün traktör kasabaya giderdi, pazartesi pazarıydı. Pazar için domates, meyve, sebze almak için gidilirdi. Çok kaybolmuş hayat var o zaman yani. Çok. Benim çok var. Çok var. Çocukluğum benim hep hayallerimin yıkıklığıyla geçti. Okuyup da olmak istediğim şey de şuydu. Polis olmak, asker olmak istiyorum, subay olmak istiyorum. Bir gazeteci olayım. Elimde kamerayla, fotoğraf makinesiyle savaşa da gireyim. Dağda bayırda da resim çekeyim, paylaşayım. Her şeyin içinde olmak istiyordum böyle. Bir hayat mücadelesinin içinde. Çocukluğumdan gelme midir bilemiyorum. Olmadı. Eskiden okumak için zorlanıyorduk, zorlandık, okuyamadık, gidemedik ama şimdiki zamanda kasabalarda, ilçelerde, köylerde hiç okul eksikliği yok. Hiç kimse hayallerini yarım bırakmasın, okuma hayali. Herkes istediği yere istediği şekilde gidebilir. Bu çağda zaten okumamış olmak bence artık en büyük yanlışımız diyeyim. Okumak çok güzel bir şey. Bütün imkanlarımız var. Köylerde internetlerimiz var, okullarımız var. Hayallerini yarım bırakmasınlar. Yaş kaç olursa olsun, ne olursa olsun gerçekten hiçbir zaman hayallerini kimse yarım bırakmasın. Hayallerinin peşinden gitsin. Okuyamadıysa da, o zamanlar o şartlar el vermediyse bile bu zamanda. Şimdi her şey çok kolay, gerçekten çok kolay. Öyle güzel keşke gençlerin hayallerini yarım bıraktılar ki. Çok. Bu memlekete ne faydası olacak insanlar yetişecekti. Evet. İyiydi değil. Evet. Ama şu zamanda artık herkesin fikri uyansın, beyni açılsın, dünyayı görsün, görsün ve okusun. Çünkü evet, vatanı için okusun, memleketi için okusun, insanlık için okusun, kendisi dünya için okusun. Okusun. Evet. Dünyayı güzelleştirme adına okusun. Evet. Ve bu millet yeniden istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek sadası olacak bir millettir. Bu kadar net. Gençlerimize güveniyoruz, yeni yetişen nesile güveniyoruz. Şoförlükle başladığımda küçük kız çocukları bayan şoför görünce karşısında kızlar özellikle çok dikkat ettiler bana. Takılarıma bakıyorlar, yüzüme bakıyorlar, elimi yüzümü benim burada incelerlerdi böyle. Fatma abla sen nasıl şoför oldun? Ben okudum da şoför oldum. Şoförlük okulu nerede? Her okulda var. Öyle mi dedin? Tabii ki. Her okulda var. Üniversiteyi bitirdim, şoför oldum. Aa ne güzel. Aa, ne güzel anne güzel. Ben de şoför olacağım. Fatma ablam gibi hangi üniversiteyi okuduysa ben de okul okuyacağım, şoför olacağım. Sen duyunca okumaya da teşvik ediyorsun. Tabii ki. Tabii. Ben çocuklara diyemezdim ki ben ilkokul mezunuyum. Kızım okumadım. Ben okul görmedim ama şoför oldum. Çocuklara söylenilmezdi bu. Ben okumadım ama okuma
mesajı çok verdim kız çocuklarımıza. Gerçekten yaptığım işten de bu yüzden çok gurur duyuyorum. Kız çocuklarına birer örnek olduğumuzdan dolayı. Çocukluğumuz köyde de geçse, biz o okulları okumasak da, o yollardan geçmesek de şu an güzel bir örnek olduğumuzdan eminim. Çünkü her zaman ben diyordum, Allah'ım ben ne zaman vatana, millete hayırlı bir iş yapabileceğim? Hep hayallerimdi. Ben de hayallerimi böyle gerçekleştirdim çok şükür. Ya böyle kadınlar varken bizim sırtımız yere gelir mi be kardeşim? İştiyak, hevesli. Ya olabilir mi ya? Türk kadını işte abi. Türk kadını bambaşkadır. Baş tacıdır. Gönlümüzün sultanı bunlar. Gençliğini bize bir anlatabilir misin? 15 yaşında Ankara'ya taşındık. Gençlik, cıvıl cıvıl, Kızılay'ın göbeğinde gençlerin gezmesi. Tabii de köy hayatından çıkmış gelmişim şehrin göbeğine. Uyum sağlayabildin mi? Çok zorlandım. Çünkü köyümüzde hani çocukluğumuzun özgürlüğü, trafiğin olmaması. Ankara'ya geldin, böyle bir afarlıyorsun, bakıyorsun. Trafik, insanlar, o Kurtuluş Parkı, Ankara'nın Gençlik Parkı. Bu iki parkta gençlerin gezmeye gittiği yer. Artık o gençlik çağı mı diyeyim, bakışmalar mı diyeyim, küçük küçük yeni aşklar mı diyeyim, başlangıcı mı, öyle bir şeyler yaşıyorsun. Bir aşk kokuyor gibi. Hiç çocukluk aşkın oldu mu? Tabii ki. Olmaz mı? Oldu mu? Olmaz mı? Vallahi. Tabii ki. Zaten çocukluk aşkım köyde kaldı. Ankara'ya taşındım. Onlar da Ankara'ya taşınmışlardı o zaman. Peki evliliğin nasıl oldu? Bize evliliğini anlatır mısın? Bir amcasının düğününde karşılaştık. Amca düğününde tabii biz çocuk yaşta böyle bir bakışmalarla olan, büyüklerin de birbirini uzaktan tanımış olmasından dolayı istemeler oldu. Abi yakınlık oldu yani. Tabii. O çocukluk aşkı depreşti. Bir terziye işe girmiştim. Babam, annem oraya vermişti. Hani kız çocuğu eli dikişe yatkın olsun düşüncesiyle. Çocuk yaşta okuyamadım. Hala içerimizdeki olan okumama eksikliğini siyasal fakültesinin okulunun bahçesindeki gençleri görünce, onlar üniversite bahçesindeler. Kitaplar elinde, çimlere yayılmışlar, ders yapıyorlar. Ben terziye dikiş dikmeye gidiyorum. Bana ağır geliyordu. Ama ki tabii fazla sürmedi. O anda da bizim nişanlılığımız oldu. Bizim de bakışmalarımızdan büyüklerimiz fark etmiş. Onlar da fark edince tabii kayınvalidem beni çok beğenmiş. Güçlü kuvvetli bir gelinim olur. Boyu posu yerinde. Tam bizim evimize yakışacak gelin düşüncesiyle annemlerin kapısını çalıyorlar. Babam da tabii büyüğe saygı ya. Tabii ki neden olmasın. Daha iyi ismini bulacağım. Benim kızıma böyle bir aile olduktan sonra diyerek. Nasip oldu, evlendik. Yıllarca anan baban kardeşlerinle beraber büyü et. Beraber dertleri paylaş, sevinçleri paylaş. Bir anda ana ocağından uç git. Bilmediğin bir yere gidiyorsun. Hangi duygular içindeydin? Neler hissettin? Ben çok merak etmişimdir. Böyle kızların evden ayrılışları. Benim de kızlarım var. Ayrılacaklar hani insana zor geliyor. Ne demek ki anlatıyor? Çok zor. Neler yaşadın, neler hissettin? Ben kendi kızımı evlendirdikten sonra anladım ki benim de o evden çıkınca benim yaşadığımı annem babam yaşamış. Çok acı. Çok mutluluk veriyor ama insan yüreğine de çok kötü bir şey oturuyor. Hani babamın o bıyıklarına aşağı böyle ağlaması boynuma sarılınca. Ay. Babamın o ağlama şekli. Neşe kız kardeşim 3 yaşındaydı. O da gelinlik giymişti. O küçücük gelinliğiyle elini uzatarak arkamdan ağlaması. Ay canım. Gerçekten çok acı ya. Gurbete gidiyorsun. Yolların ayrılıyor. Kardeşlerine doymuyorsun. Çünkü en küçüğü 3 yaşında kardeşim. Onun büyüğü ondan 10 yaş, 12 yaşında. Diğeri 13-14 yaşında. Ben büyükler olduğumdan dolayı 3 tane küçük kardeşlerimi bırakıp Manisa'ya gelmek hiç unutamam. Çok yani gözyaşlarını hala bile insan tutamıyor. Kız kardeşim peşimden koştu. Babam kucağına aldı. Kız kardeşimin ağlamasına dönüp bakarken babamı
Bu bıyıklarından böyle yaşlar süzülüyordu. O babamın o gözlerinin yaşı hiç unutulacak bir şey değil. Ama ki o gelinlikle çıkıyorsun. Arındır, namusundur, kefenindir diye çıkıyorsun. Leke sürmeden, lekesiz bir şekilde. Duygulandırdık seni ya. Allah'a çok şükür de ne anneme, ne babama, ne kardeşlerime hiçbir leke sürmeden, hiçbir yanlışım olmadan da 32 yılımı doldurdum Manisa'da. Ay Allah seni var etsin. Yuva kuracaksın, evlatlar yetiştireceksin vatana, tabii millete. Tabii ki. Kız çocuğunun büyük bir görevidir o. Kardeşlerini öyle bırakıp da çıkmak beni çok duygulandırdı. Ben gelin geldikten sonra da zaten babam hastanelik olmuş. Öyle mi? Evet, annem dayanamamış. O zamanın gurbeti çok büyük bir gurbet. Telefon yok. O zaman mektup vardı. Kartpostallar vardı yılbaşında. Alıyorsun eline bir kartpostal, arkasına yazıyorsun. Canım annem, canım babam, kardeşlerim. O kartpostalı ne kadar zevkle dolduruyorsun. Sevgiyle yetmiyor bile o zarfın arkası. Teknoloji o kadar ilerledi ki, istediğin zaman bindin mi arabaya, istediğin kişinin yanındasın. Yeter ki sağlıklı sıhhatli olalım. Ama geçmişteki kız çocuklarının evliliği gerçekten büyük bir gurbetlik. Ben hep şunu söylemişimdir kendime, ben de bir askerlik yapıyorum. Ama erkeklerin şu şansı var. O asker ocağında günü dolunca geri dönüyorlar. Bizde dönüş yok. Bizde dönüş yok. Senin görevin anneliktir. O kutsal verilen evlatlarımıza, Allah'ın bizi emanetlerine sahip çıkmaktır. Bizim görevimiz o. Ömrümüzün sonuna kadar. Son nefesimize kadar. Ne güzel. Çok kaç çocuğun oldu? İki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. Gamze isminde kızım. 30 yaşında şu an. Maşallah. 29 yaşına girecek oğlum var. Kızım da evli, oğlum da evli. Bu kainatın güzel mucizesini kucağına aldığın zaman neler hissettin? O güzellik bambaşka bir şey. Onu kucağına alınca zaten daha ala almaz o simsiyah saçlarıyla, küçücük eliyle, küçücük ayaklarıyla, parmağım kadar ayakları minnacık. Dünyanın en mutlu bir kadın olduğumu hissettim. Yani bir anne. Anne mutluluğu. Hiçbir şeyle kıyaslanmaz gerçekten o evlat kokusu. Hayata daha mı çok bağlatıyor? Tabii ki. Göğüs geriyorsun her şeye. Evladın için uyumak yok. Karnını doyuramıyorsun. O uyandığı zaman hemen onu doyurmak, onu emzirmek, onu yetiştirmek. Büyüdü. Biraz büyüdü. Emekledi, tutundu, yürüdü. Okula başlayacak derken zaten hayat sana güzel bir şeyler sunuyor ki evlat gibi güzel bir şey yok bu dünyada. Şoförlük, bu merak nereden çıktı? Çocuklarıma yeni bir hayat, yeni bir düzen kurmam gerekiyordu. Ve ben bunu ne yapabilirim? Bir düşündüm. İlkokul mezunuyum. 36 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Ama hiçbir mesleğim yok. Benim kapımın önünden servis arabaları geçiyor. Boy boy. İçlerinde kreş çocukları. Minik minik. Küçük küçük. Koltuğun yerine kadar ayakları. Böyle ağlayarak oraya bakarken dedim ki ben niye servis şoförlüğü yapmıyorum ki? Kardeşim İzmir Karaburun'da eşiyle tatildeydi. Abla gel buraya yanımıza biraz kafanı dağıtırsın. Bize yanımızda ol dedi. Giyindim, süslendim. Hanım hanım bir bayan oldum yani böyle gözlük gözümde. Beyazlık beyaz elbise, topuklu ayakkabı. İzmir'e doğru giderken bana bir tur şirketinden bir telefon. Fatma Hanım sizinle çalışmak istiyoruz. Ben İzmir'e gitmeden hemen bir U dönüşü tekrar gittim. Dedim biraz önce şoförlük için dedim aradığınız bayan benim deyince şöyle bir geri çekildi baktı bana. Dedi ki adınızı, isminizi, telefon numaranızı alayım ben sizi ararım dedi. Eyvah dedim. Bu da dedim baktı ki bu kadından şoför olmaz. Pek süslü geldim gözüm herhalde. Böyle bakınca dedim ki siz bir de benim deneme sürüşümü görün ona göre dedim karar verin. Öyle deyince anahtarı böyle masanın üstüne attı. Aldım. Çıktım dışarıda servis arabaları sıralı. Hangisi diye sormadım. Direkt kumandaya bastım. Hangisinin kapısı açıldıysa gittim. Bindim. Eteklerimi topladım bacağımın arasına. Ayna kontrolümü yaptım. Emniyet kemerimi taktım. Manevramı yaptım. Çıktım. Çıktım. Patronum da yanımda oturuyor. Baktı bana. Ara sokağa çıktım. Ne tarafa gideyim dedim. Git şöyle dedi. Gittim.
Buradan nereye gideyim dedim. Gitme dön dedi, yarın geliş başı yap dedi. Ben bir günde işe alındım. Ben fabrikaları ve okulları, turları, düğünlere, gezilere başladım tur yapmaya. O şekilde çalıştım, devam ettim. Tabii o arada o yoklukta tırmalanıyorum da. Biz bütün şoförler arabaları vizeye götüreceğiz. Fatma Hanım dedi, şoförlere dedi, ekmek arası yaptırdım dedi. Onları da dedi giderken götür dedi. Hepimize yarımşar ekmek arası yaptırmıştı. Aldım tabii bunları. Oğlum okuldan geldi, evde eşyam yok. O ekmeği yemedim. Oğlum içeride ders çalışıyor. Geçerken zile bastım, oğlum indi. Anneciğim dedim, al bunu ye, karnını doyur. Aynen. Kendime dedim, aldım bir tane de sana aldım dedim. Aslında kendim almamıştım. Oğlum, anne benim de karnım açtı dedi. Aldı çıktı yukarı, yemeğini yedi. O doydu, yattı ya akşam. Ben aç da gittim, aç da geldim. Önemli değil. Biz anneler her zaman karnımız tok olur. Anneler acıkmaz hiçbir zaman çocuklarının önünde. Çocuklarımla o şekil bir hayata tutundum. Peki hep servis şoförlüğü mü yaptın? 6 sene servis şoförlüğü yaptım. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu taşıma aracı kullandım. İlk kadın mısın Manisa'da? Manisa'nın ilk ve tek bayan servis şoförü, otobüs şoförü. Belki de tır şoförü de şu an. Onu da bilmiyorum. Halk nasıl karşıladı? Amca bindi, selamun aleyküm. Aleyküm selam amcam dedim. Amca şöyle bir baktı bana. Maşallah dedi ya. Bin maşallah dedi ya. Kızım sen nerelisin dedi ya. Hayırdır dedi ya. Bizim Manisa'mıza da böyle bir bayan şoförümüz de mi olacakmış dedi. Helal olsun başkanımıza dedi. Amca beni seve seve öve öve arka kapıdan neredeyse inmeyecek bile. Sadece buraya geldi, bana dedi ki Anadolu kadınından çıkar ne çıkarsa dedi. Vay vay. Amca vay. Hakkını helal et dedi. Ben seni elin öperim dedi. El öpülecek bir kadınsın. Amca estağfurullah dedim. Ben senin elini öpeyim dedim. Ve kalktım, gerçekten elini öptüm. O indi. İnerken de bana ettiği bir dua vardı. Hiç unutmuyorum onu. Ellerini açtı, bana dedi ki seni dünyaya getiren dedi ananın da babanın da ellerinden öpüyorum. Yaradan Rabbim onları sorgusuz subansız dedi. Cennet kapısı nasip etsin ki senin gibi evlat getirmişler dedi. Annenden emdiğin sütün dedi kat kat helal olsun kızım sana dedi. Vay be. Başımın üstünde yerim var dedi. Vallahi de ağlattı beni arabada, gitti. O 5 yıl içerisinde halk otobüsünde çalışırken en çok buradan özellikle rica ediyorum toplu taşımalara. Hadi yürü, koştur, yaşlı bedava biniyor. Ya biz de geliyoruz oraya. Biz de yaşlanacağız. Biz de 65 yaşına gireceğiz. Bedava kartımızı alacağız elimize. Hani hızlı mı bindi? Hızlı bin, çabuk bin. Eğer gelemiyorsa bile basıp bırakıp gidiyorlar. Yapmayın. Yapmayın. Onlar bizim analarımız, babalarımız. Manisa halkına verdiğim hizmetlerde en çok özlediğim, halk otobüsü şoförlüğü yaparken yaşlılarımı ve engelli vatandaşlarımı çok özledim. Vay canım. Fiziksel engelli ve görme engelli vatandaşlarımı, yolcularımı çok özledim. Halk otobüsünü kullanırken ben kavşaktan dönmüşüm. Oğlum da oturmuş orada parkta. Öyle bakınıyormuş. Önünden benim otobüsten geçmiş. Acaba bu gelen annem mi diye bakmış. Tabii ben de o sıra yanından öyle bir geçmişim ki hiç görmeden onu. Basmışım gitmişim. Yanından geçince anne bir baktım diyor, gözlüklerin, sen, saçın. Şöyle baktım diyor. Anne diyor arkandan ağladım diyor. Şöyle bakınca diyor, ondan sonra her geçen otobüse baktım hepsi erkek diyor. Ama dedim ki diyor ya herkesin babası şoförlük yapıyor, otobüs şoförlüğü yapıyor. Benim annem otobüs şoförlüğü yapıyor dedim diyor. Ve bunu geri bana da anlatırken de gene ağladı oğlum. Bir gün yolda gidiyorum, bana aniden arkadan yolcumun birisi, kaptan hanım, kaptan hanım burada birisi rahatsızlandı. Aynadan bakarken bayanın dörtlü koltuğun altına kemiksiz bir insan vücudunu düşünün. Su gibi aktı gitti kadın. Koysan oraya koyamazsın. Bismillah dedim, kalktım, kadının eşarbını çıkardım, baktım gözleri falan kaymış. Kadın kalp krizimi geçiriyor, bilmiyorum artık. Hemen orada arkadaşlar dedim, herkes otursun yerine, çok acil dedim, yetişmemiz lazım. Dörtlümü yaktım, 112'yi aradım. Çok acil hastane önüne sedye getirin, otobüsümde bir bayan bayıldı, onu yetiştirmek zorundayız dedim. Hastane bahçesine halk otobüsüyle giriş yaptım.
kucağıma aldığım gibi acile giriş yaptım. Onu kucağımda götürürken gözlerimin içine öyle bir baktı ki, akan gözyaşları, dedim ki Allah'ım sen yardım et, bunun evde çocukları vardır dedim. Genç bir bayandı çünkü. 32 yaşındaymış, 3 çocuğu varmış, 3'ü de okuldaymış. Ay. Fatma Hanım, bu tıra geçiş nereden geldi aklınıza? Uzun yol kaptanlığı hayalim olduğundan dolayı yapmak geldi içimden. Ben bunu dedim yapacağım. Bir ay da olsa, zaten her şeye bir ay diye başladım. 13 senedir şoförüm. Bir anda uzun yol kaptanlığına başladım. Tırları da yolda görüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Hepsi birbirinden güzel. Yolların kaplanları, yolların aslanları, paylaşımlar. Onların o gece, o şu anki kullandığım aracım gibi o havası, o heybeti. Dedim, niye ben tır sürmeyeyim ki, otobüsü sürüyorsam dedim. Yollar kaymak gibi, 3-4 şeritli yollar, otobanlar. Ya o kadar güzel ki, hani kadın yapamaz. Aa, bir kadın bunu nasıl yapıyor? Yol zaten seni çekiyor. Yol diyor ki gel, yap, yürü, bas gaza. Sadece kontrolünü kaybetme. Böyle yalnız gidiyorsun ya, bazen geceleri gidiyorsun yola tabii. Neler geliyor aklına? Kendi başınla, kafandaki düşüncelerle birebirsin, yapayalnızsın. Hesabını, kitabını yapıyorsun. Çoluğunu, çocuğunu özleyince, acaba hangi gün gideceğim eve, ne zaman gideceğim, ne zaman görebilirim, şu gün orada olabilir miyim diye o hevesle umuda gaz basıyorsun. Umuda gaz basmak, of! Fatma Hanım, Afyon Dinar'a geldik. Ağzına yüreğine sağlık. Seni tanıdığımıza o kadar mutlu olduk ki. Şahane bir insansın, muhteşem bir insansın. Allah gönlüne göre versin. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Yaradan Rabbim kimsenin burnunu kanatmasın. Amin. Yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Amin. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun, yüreğinize sağ olun. Allah razı olsun. Efendim, istediği ve sevdiği işi yapan insanların enerjileri asla tükenmez. Baktıklarında berrak görürler. Dinlediklerinde iyi duyarlar. Görünüşleri sıcaktır. Davranışları saygı yüklüdür. İşlerini ciddi yaparlar. Fatma Hanım gibi. Saygı ve sevgi içerisinde işini güzel yapan ve ülkeye katma değer katan herkese buradan selam olsun. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, mutlu kalın, güzelliklerle kalın. Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sundu.